buyuruyor ki قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. De ki ben muazzam bir günün azabından şayet Rabbime isyan edecek olsam korkuyorum. Yani bir yandan Rabbime asi olacağım, öyle mi? Ben asi olmaktan korkuyorum. Çünkü Rabbime döndüğüm günün azabından endişe ediyorum. Dikkat ederseniz bugün asi olmakla Cenab-ı Hakk'a dönünce göreceği azap arasındaki bağ üzerine kurulu bir korkuyu yaşıyor. Ve bu korku onu böyle bir Allah Azze ve Celle'ye karşı asi olmaktan frenliyor. Bu gayet değerli bir korku. Yeryüzünde daha Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i, eşini yeryüzüne indirip, onları yaratıp yeryüzüne indirmişken, onlara evlat bahşetmişken, iki oğlundan biri diğeriyle kavgaya tutuşunca, onu katletmeye kalkınca, diğeri dedi ki, لَاِنْ بَسَطَّ يَدَكَ اِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي. Elini kaldırsan beni öldürmek için, مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. Ben seni öldürmek için elimi kaldıracak değilim. اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Dolayısıyla korku Cenab-ı Hakk'a karşı duyduğumuz, ona karşı saygımızı beslediği kadar mazbut Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarımızı yaşamak ve Allah'ın kullarına karşı da yine Cenab-ı Hakk'a karşı duyduğumuz saygıyla haddimizi bilmek, onların yaşam hayat haklarına, onların mal haklarına, onların saygınlıklarına Cenab-ı Hakk'ın verdiği hürmet göstermeyi de besler. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin korkusu kişiyi zapt eden en temel kaygı noktasıdır. Bunu kötü görmek, bunu kötülemek, bunu basite indirgemek, Allah Azze ve Celle'nin kullarını korkutan ifadesini de ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ. Ya ibadi fettakun, ey kullarım benden sakının. İşte Allah kullarını böyle korkutuyor. Benzeri ifadeleri kötü göstermek esasında doğru bir şey değildir. Çünkü korku bizim hayatımızda var olan doğal bir duygudur ve bizi tehlikeye karşı, başımıza gelmesi muhtemel tehlikeye karşı tedbire yol açan, tedbiri besleyen en temel noktamız. Demin bahsettiğimiz hayatta sahip olduğumuz şeyleri kaybetmemek adına her türlü nimeti Cenab-ı Hak'tan yaşarken ve o nimeti akşama kavuşturduğumuzda, hiçbir sıkıntı gelmeden kavuştuğumuzda akşama bu korku bu kez şükre dönüşür. Bugün Allah Azze ve Celle sağlığıma, sevdiklerime ve malıma, aileme, çevreme bir zarar ziyan göndermedi. Bunu Cenab-ı Hakk'ın zaten yapması gereken bir şey olarak değil de bir ihsanı ve lütfu olarak gönderebilirdi. Buna karşılık gelecek çokça saygısızlıklarımız, günahlarımız ve yanlışlarımız var. Allah Azze ve Celle onları muahaze etmedi, dikkate almadı ve bugün de huzurlu bir akşama beni kavuşturdu diye bu kez şükre dönüşür. Dolayısıyla korku bizde pek çok iyi düşüncenin ve iyi duygunun da aslında muharriki durumundadır. Şayet hayatı yaşarken bir kimse Cenab-ı Hakk'a, alemlerin Rabbi ve kendi sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı korkuyu ciddi manada yaşarsa bu onun takvasını ciddi manada besleyecektir. Cenab-ı Hak Kur'an'da kendi takvalarını övdüğü nice insandan bahsederken onların korkusuna işaret etmiştir. Buyurdu ki, رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Öyle er kişiler ki, bunlar لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ, bir ticaret veya alışveriş onları Allah'ı anmaktan oyalamaz. Yani onların dikkatini, onlar da ticaret yapıyorlar kuşkusuz ama o ticaretleri, o kazanımları onların gözünde büyümüyor.
Cenab-ı Hakk'ı anmaktan onları uzaklaştıracak kadar. لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاتِ Namazı ikame etmekten وَاِيْتَاِ الزَّكَاتِ Zekatı vermekten onları alıp götürmüyor. Niçin? Nedir bunlardaki bu mazbut sonuca onları yol açan şey? Cenab-ı Hak durumu talil etti, yani gerekçelendirdi. Dedi ki, يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Gözlerin ve kalplerin dehşete uğrayacağı, alt üst olacağı bir günün korkusuyla yaşıyorlar. Böyle bir korkuyu yaşıyorlar. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Dolayısıyla korku insanı Allah Azze ve Celle'ye bağlılık hususunda zapt eder.